Sevgili seyirciler, transfer dönemi birçok ülkede sona erdi ama transfer dönemi sonrasında boşta kalan birçok futbolcu var ve üstelik o futbolcular içerisinde flaş olan isimler var. Peki onlar neden açıkta kaldı? Ve hatta merak ediyorum mesela ben. Bu sene ne yapacaklar onlar? Ali Baransel bizlerle beraber A-Spor Dış Haberler Editörü. Ali Baransel hoş geldin. Hoş bulduk. Önce istersen birkaç örnek verelim. Ben Arfa mesela. Ben Arfa'dan başlayalım. Ben Arfa'nın ismi Fenerbahçe'yle çok sık gündeme geldi bu yaz transfer döneminde. Sarı lacivertli taraftarlar çok da bekledi aslında, evet. Ama olmadı transfer. Ben Arfa biraz haşarı da bir oyuncu. Disiplin problemleri yaşayan bir futbolcu. En son... Yine Fransa Ligi'nde Rennes forması giydi. Paris Saint-Germain'den Rennes'e gitmişti. Ama Ben Arfa'nın aslında kendi tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Boşta kalmak mı? Evet, boşta kalmak. Niye? Şöyle ki Avrupa'nın kalbur üstü takımlarından teklif bekledi Ben Arfa. Bir de yıllık ücret beklentisi yine çok fazla. Dolayısıyla Arap ülkelerine, Çin'e gitmek istemedi. Fenerbahçe'den de çok yüksek bir para, maaş talep edince Sarı Lacivertler de transferi rafa kaldırdı. Kendi tercihi diyebiliriz ama Ocak transfer döneminde mutlaka bir yere imza atması bekleniyor. Wilfred Bonny'e gelirsek, Vitesse de Hollanda'da çok ciddi bir çıkış yaptı. Swansea'ya gitti. Ardından çok yüksek bir bonservis, yaklaşık 30-35 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Manchester City'nin yolunu tuttu ama kariyeri düşüşte olan bir futbolcu. Yine Wilfred Bonny'nin adı Gazişehir, Gaziantep'te anıldı. Hatta transferin gerçekleşmesi bile gündemdeydi ama gönderdiği sağlık raporları, sakat değil ama sağlık raporları pek iç açıcı değil. Bu riski almak istemedi çoğu takım. Wilfred Bonny de yine düşen kariyeri, düşüşte olan kariyeri ve sağlık problemleri dolayısıyla boşta kalan oyunculardan bir tanesi ama yine ben kulüp bulacağını tahmin ediyorum. Ocak döneminde. Marquizio'nun hikayesi birazcık daha farklı. Marquizio Juventus'ta 7 şampiyonluk yaşamış, çok önemli bir İtalyan futbolcu. Zenit'e transfer oldu geçtiğimiz sezon. Rusya'da bayağı da sansasyona neden oldu diyebiliriz Marquizio transferi. 6 milyon euroluk bir maaşı vardı, ücreti vardı. Ama Marquizio'nun şanssızlığı şu oldu. Çok ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Zenit büyük beklentilerle transfer ettiği Marquizio'yu sadece 9 lig maçında oynatabildi. Dolayısıyla karşılıklı anlaşarak bu yaz transfer döneminde yolları ayırdılar. Marquizio kulüp bulamadı ama şu anda İskoçya'nın Rangers ve Celtic takımları, ki bu ülkenin en iyi takımları, Marquizio için yarış halindeler. Büyük ihtimalle Marquizio Ocak transfer döneminde İskoçya'nın yolunu tutabilir. Honda'da yine hepimizin bildiği Japon futbolcu, kariyeri düşüşte olan isimlerden bir tanesi, sakatlık problemleriyle boğuşan oyunculardan bir tanesi. Yaşı da ilerledi. O da boşta kalan isimlerden bir tanesi ama onun da yine ülkesine dönmesi bekleniyor. Yurt dışında, Japonya'da çıkan haberler o şekilde. Fabio Contrao yine ismi Türkiye'de anıldı. Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle. Aynı şekilde hepsini dikkat ettiyseniz kariyerinin düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. Contrao'da sakatlık problemleri yaşadı. Yaşları 30'un üzerinde. Hepsinin 30'un üzerinde. 2015-2016 sezonunda galiba 32-33 maç kaçırmıştı Contrao. Sporting Lisbon'a gitti Real Madrid'den. Ardından altyapısında futbola başladı. Rio Ave'ye döndü, Portekiz'e. Oradan da ayrıldı. Dediğim gibi onun da sakatlık problemleri var. Hiçbiri eski formunda değil. Yine Abate'de olduğu gibi, Milan'la Abate'de olduğu gibi. Buradaki oyuncuları Türkiye'den yolu geçen boşta kalan oyunculara baktığımızda Emelike'yi hepimiz çok iyi tanıyoruz. Emelike'de artık kafa olarak futboldan uzaklaşmış isimlerden bir tanesi. Belki de çok hak etmediği derecede yüksek paralar kazandı. Birazcık o işin artık eğlencesinde hayatını yaşıyor diyebiliriz. Nakulma ve Meneze de baktığımız zaman yine yaşı belli noktaya gelmiş oyuncular. Ve yine kariyerleri eski noktada değil. Bunlar da düşüş içerisinde, kariyeri düşüş içerisinde olan oyuncular. Artık birazcık daha aslında bu oyuncuların hepsine baktığımızda iyi de para kazandılar. Evet. Yani kariyerleri boyunca iyi de para kazandılar ama şu grafikteki oyuncuların ben büyük bir kısmının Ocak transfer döneminde bir kulüp bulacağını tahmin ediyorum. Hani ben sporcunun çevik, zeki ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Meselesi burada, burada mı devreye giriyor? Evet, aslında birazcık da burada devreye girebiliyor diyebiliriz ama burada ahlaklı olan, mesela benim en beğendiğim isimlerden bir tanesi Marquizio. Çünkü Juventus'ta gerçekten çok büyük başarılara imza atmış bir oyuncu. Umut ediyorum ki Marquizio Ocak transfer döneminde tekrar sahalara döner. Peki mesela şimdi merak ediyorum. Eylül ayındayız. Ocak döneminde kadar transfer olmasını bekledikleri var. Evet. Ne yapıyorlar bu süreç içerisinde? Ya bu süre içerisinde antrenmanlarını serbest olarak devam ettiriyorlar. Kendi antrenörleri var. Kendi antrenörleri eşliğinde çalışıyorlar. Ve tabii menajerleri bu oyuncular için yine kulüp bulmaya çalışıyor. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Biraz önce Marquizio örneğini vermiştik. Celtic ve Rangers takımları şu anda Marquizio'nun menajerleriyle temas halinde. İki takımda yarışıyor bu oyuncuyu transfer edebilmek için. Ama problem şurada. Sakatlık sorunları da var. Aynı zamanda biraz hem Marquizio'yu alacaklar hem de risk.
Evet. Ha, ben genel için soruyorum. Yani transfer olmadınız. Ne yapıyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz. Yine gidiyorsunuz antrenman sahasına. Antrenman programları nerede antrenman yapıyorsunuz mesela? Serbest antrenmanlarını bulundukları bölgelerdeki yine altyapı takımları var. Onlarla çalışıyorlar. Mesela maç açıkları var dolayısıyla. Maç açıkları oluyor. Maç açıklarını kapatma şansları olmayabilir ama bireysel antrenmanlarını tüm hızlarıyla sürdürüyorlar. Kimisi eskiden altyapısında bulunduğu takımlara dönüyor. Genç takımlarla çalışıyorlar. Bir anda futbolcu adayı oyuncular bir bakıyorlar. Ben Arfa ile birlikte antrenman yapıyorlar. Onlar da aslında bu oyuncular için de güzel bir hatıra oluyor diyebiliriz. Peki mesela Ocak döneminde transfer olmadılar. O zaman bir sezon boyunca oynamıyorsunuz. Bir sezon boyunca oynamamış olacaklar ama yani eğer kafalarında bir kulüpte oynama isteği varsa mutlaka bir takıma giderler. Ama Ben Arfa örneğinde Ben Arfa belli takımlardan teklif bekledi. O teklifler gelmeyince ben dedi 6 ay oynamayacağım. En azından Ocak ayına kadar kulüp bulma çalışmalarımı sürdüreceğim dedi. Ama bulamazsa da isterse bir takım bulur. Neticede kendisi de Ben Arfa'dır yani. Yani bu örnek için söylüyorum. Dolayısıyla hani fiyatları yükseltmeye çalışıp kendilerini böyle pazarlamaya, çok yüksek miktarda pazarlamaya çalışanlar da bir anlamda bir şey gibi mi yani? Hani bak açıkta kalırsın arkadaş, dikkat et yani. Hani o kadar abartma mevzuyu diye bir örnek de teşkil ediyor. Yani aslında kendilerinin kararları. Yani mesela Ben Arfa isteseydi Türkiye'ye imza atabilirdi. Fenerbahçe çok istedi ya da başka kulüpler isteyen birçok kulüp vardı ama beklentileri çok yüksekti Ben Arfa'nın. En son 6 milyon euro istemiş Ben Arfa mesela. Yani bu parayı da şu şartlarda mesela Türkiye'de verecek çok da bir kulüp yok. Evet. Avrupa'da da yok. Tek adres neresi olabilirdi? Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ya da Çin olabilirdi. Kendisi de şu anda kariyer planlamasında oralara gitmek istemedi. Bekleyecek. Bakalım nereyle imzalayacak. Ali Baran sana teşekkürler. Ben çok keyifli teşekkür bir sohbetti. Ederim. Sevgili seyirciler, burada noktalıyoruz. Bu kuşağı az sonra Elbi Savaş ekonominin notlarıyla karşınız olacak. Bizler ise saat başına gelişmeleri aktarmaya sürdürüyoruz.